Ana Haber'e günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bir anda yerel seçim gündemdeki yerini korurken bir anda Suriye ile ilgili gelişmeler tartışılıyor. Şimdi bir Amerikan heyeti Türkiye'ye geldi, temaslarını tamamladı ve Türkiye'den ayrıldı. Bu temaslar Suriye'de neler olacak, Amerika, Türkiye ve Rusya Suriye'de ne istiyor, perde arkasında neler yaşanıyor? Bütün bunları Sayın Cevat Öneş ile konuşacağız. Kendisi stüdyo konuğumuz Sayın Öneş, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi e, Amerikan heyetinin temasları bunun öncesi ve bundan sonra olabilecekler var tabi. İsterseniz e, sıcaktan gidelim. E, Amerikan heyeti e, işte Bolton ve beraberindeki e, isimlerle birlikte e, Türkiye'ye bir ziyarette bulundu. Sayın İbrahim Kalın'la bir görüşme yaptılar. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebine olumlu yanıt gelmedi ve dolayısıyla Türkiye'den ayrıldılar. E, temaslar sonrası yapılan açıklamalar var. Özellikle Türkiye cephesine bakacak olur Sayın İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri olarak Suriye'den ne zaman çekileceği ağırlığındaydı. İşte bu Trump'ın açıklamalarıyla başladı bu tartışma daha sonra süre uzatıldı ve bugüne gelindi. Oradan başlayalım isterseniz. Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığı Trump'ın yaptığı açıklamalarla birlikte bundan sonra ne kadar sürer? Eğer askeri varlığını sonlandırma kararı alırsa, gerçekten pratikte sağdan çekilirse başka unsurlarıyla Amerika Suriye'de olmaya devam edecek mi? Lala Hanım, meseleyi geniş boyutu içerisinde almak ve analiz etmek gerekiyor. Geniş boyutu içerisinde baktığımızda meselenin sadece Amerikan heyetiyle konuşmalar ve bu konuşmaların içeriği ve Türkiye'nin beklentileri çerçevesinde cevaplandırmamız mümkün değil. Olayı bir küresel boyutu, bölgesel boyutu ve ikisinden mutlak surette ayırmamamız gereken ulusal boyutu var. Ve hep gelişmeleri bu üçlünün birbiriyle irtibatı ve Türkiye'nin gerçekten e, ulusal gücü olarak siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı, sosyal bütünlüğü açısından, e, yani e, Türkiye'nin milli gücünün e, potansiyelini tam manasıyla kullanabilme açısından meseleye bakarak tahlil etmemiz ve Türkiye'nin yapabileceklerini ve beklentilerini e, bu çerçevede analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki Balta'nın e, buraya gelişi önemli. Heyet çok önemli. Bugün Trump'ın Amerikan politikasını şekillendirmek e, için e, yapmakta olduğu e, çalışmaları şekillendiren kadro. Hı hı. Güvenlik e, danışmanı, genelkurmay başkanı ve Suriye'yi de gelişmelerden sorumlu Cem Şefri, eski büyükelçi Türkiye'yi de çok iyi tanıyan bizzat zat. Ee, bunlarla yapılan görüşmeler tabii ki önemli. Burada e, görüyoruz ki Trump'ın Aralık ayı içerisinde çekiliyoruz demesi Türkiye'de sanki bir sevinç havası yaratmış gibiydi. O şekilde ihtiyatlı görünmesine rağmen eee Beklentiler biraz fazla e, olmuştu ama e, Trump'ın gerçek meseleye bakışı zaman içinde ortaya çıktı. Ve Amerikan yönetimi içerisindeki güçlerin etkisi, ben buna çok e, kısa dönem içerisinde yapılan bir etki diye bakmıyorum, Amerikan yönetiminde, Suriye'den çekilme meselesine veya Orta Doğu'daki şekillendirmeye yeni bir bakış getirmenin alternatifleri içinde bu zaman içinde görüşülmüştür, kararlaştırılmıştır ve eminim ki zamanında Trump'a da sunulmuştur. Trump sadece karakteri icabı bu yöntemler içerisinde bu son yaklaşımını değiştiren bir tavrı yeniden ortaya koymuştur. Ve Trump meseleye bakarken bizde de politikacıların zaman zaman gördüğümüz gibi iç politikaya endisli yaklaşımlarını dikkate alarak meseleye yeni bir bakış, yeni bir adım getirmek istemiştir. Şimdi bütün bu yaklaşım içerisinde Trump ne yapmak istiyor? Trump Suriye'den çekilecek mi? Evet askeri güçlerini zaten miktarı işte 4-5 bin civarında olan askeri güçlerini çekeceğini ifade etti. Kademeli olarak çekeceğini söyledi ve bugün de geldiğimiz noktada 60-100 günlük sürecin 120 bin kadar 120 gün kadar olacağını sayın kalın ifade etti evet. bize. E, tabii ki ama Trump Suriye'den Suriye meselesinden elini çekiyor mu? Hayır. Trump Orta Doğu'ya yeni bakış açısıyla yeniden bir şekil vermek istiyor. Nasıl? Suriye'den çekilirken Irak'ta konuşlanmasını güçlendiriyor. İsrail desteğini ve İsrail'in güvenliğinin sağlanmasına önem verdiğini son açıklamalarla ifade ettiler ve Rusya ile olan rekabetinde Rusya'nın gücünü daha da Orta Doğu'da özellikle Suriye'de ve bu kesimde artırmasını nasıl kontrol altına alabilirim, engelleyebilirim yaklaşımı içerisinde ve bir de artık Orta Doğu'daki harcamalarını bölge ülkelerine harcamak isteyen, onların Suriye'deki gelişmeleri e, finansman etmesini isteyen bir yapı oluşturuyor ve Türkiye'deki görüşmeler yapılırken Dışişleri Bakanı da, ABD Dışişleri Bakanı Orta Doğu gezisinde ve burada Arap ülkeleriyle yeni bir Arap Birliği'nin liginin e, güçlendirilerek kurulması, bunların bir askeri güç teşkil etmesi ve bu askeri gücün çekilirken muhtemelen kendi istekleri çerçevesinde Irak-Suriye sınırına yerleştirilmesi meselesini yani, önemsediklerini şöyle diyebilir miyiz? Trump Amerikan askerlerini çekecek ama Arap ülkelerinin askerlerini kullanacak gücünün bu evet. bugün tartışılan bir konu ve Orta Doğu'daki Mekik gezilerinde görüyoruz ki bu tartışmalar ABD dışişleri ile Arap ülkeleri arasında şekillendirilmek istenen bir gelişme. Evet. O bakımdan Amerika bugünkü görüşmeler ve bu gelişmelerin sonuçları ve yeni görüşme konuların ortaya çıktığı meselesi bugün gündeme geldi genişleyerek müzakerelerin devam ettirileceği bu Amerika'ya tabii ki zaman kazandıran Amerika'nın yeni politikasını şekillendirirken zamana ihtiyacı var ve bu zaman sürecinde e, tabii ki 4 aylık süre önemli bir süredir. Bunu nasıl değerlendireceği meselesi gündemimizde olmaya devam edecek. Evet. Yalnız bütün bunları konuşurken küresel mesele dedik. Küresel meselede özellikle ABD ile Rusya arasındaki rekabet çok önemli. Yani Avrasyacı çizgiyle ABD ekseni arasındaki çatışma yeni boyutlarıyla bölgemize yansıyor ve ülkemize yansıyor. İşte Türkiye'nin tabii ki şunu kabul etmemiz lazım. Suriye meselesinde Amerika ile birlikte Suriye rejimine yönelik e, esatı devirme girişimi başlangıçtaki hı hı. çok büyük hataydı hı hı. Hı hı. ve gelişmeler bu büyük hatayı e, bize e, gelişmeler gösterdi ki e, Türkiye şu anda bölgedeki ABD ve Rusya pazarlığı içerisinde sıkışmış vaziyette e, ve onların verecekleri ortak karar Türkiye'nin adımlarını etkileyecektir ve Türkiye bu ortak ABD ve Rusya'nın ortak karar alma meselesinde diğer partnerlerle tabii bu eksenlerin partnerleriyle Türkiye nasıl adım atabilecektir? Yeterli adımlarını bugün ortaya koyduğu kırmızı çizgileri savunabilecek midir ve hatta bu kırmızı çizgileri gerçekleştirmek konusunda Yeterli imkan kabiliyete sahip midir? Bunu şöyle ifade edelim. Türkiye bu meselede tayin edici, oyun kurucu rolünde değil. Ana unsurların yani süper güçler dediğimiz Rusya ve ABD ekseni çerçevesinde onların alacakları ortak kararda ancak kendi bünyesinde, ulusal planda kendi siyasi, ekonomik istikrarı, gücü ve toplumsal iradesiyle birlikte e, başarıya ulaşma imkanı vardır. Ama Türkiye'deki iç gelişmeler, Türkiye'deki demokrasi sorunu, insan hakları sorunu, Türkiye'deki e, toplumsal tabandaki siyasal bölünme, e, kutuplaşma e, meselesi Türkiye'nin atabileceği, atması gereken adımlarda önemli engel olarak e, karşımızda durmaktadır. Bunu daima göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O zaman e, Bolton ve Amerikan heyetinin e, bugünkü Türkiye ziyaretinin hemen öncesinde e, İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara bir dönelim mi? Orada dedi ki, e, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan temas kurmadan bir operasyon yapamaz. Evet, yani bir üstten bakış ifade eden, e, biraz e, diplomatik de, diplomasinin nezaket kurallarına uymayan bir yaklaşımdı. Ama kendileri açısından ABD emperyalizmin, kapitalizminin, ee, bir üsttenci e, yaklaşımının ifadesiydi. Onlar söylemeseler dahi biz bunun böyle olacağını bilmemiz gerekiyordu, ortaya koymamız gerekiyordu. Yani Öngörmek biz gerekiyordu. burada görüşmelerden önce e, İsrail'e giderek zaten bildiğimiz e, ABD ve İsrail birlikteliği, bütünselliği ee, ve İsrail'in e, güvencesi e, çerçevesinde e, bize bu ikilinin ve bu eksenin e, bölgeye bakışını, Türkiye'ye bakışını da göstermiş oldular. Yani ABD'nin bölgeye yönelik e, bakışında e, bir gerileme yoktur. E, Suriye meselesinde geriye çekilme olayı yoktur. Sadece Rusya karşısında kaybettiği e, gerilemeyi öyle diyelim, hmm. kaybettiği gerilemeyi küresel olarak da ABD'nin kaybetmekte olduğu güven e, sorunu karşısında yeni bir yaklaşımla meseleye daha etkili şekilde bakabilmek için, el er koyabilmek için yeni adımlar atmaktadır. Bu da bize gösteriyor ki PYD'den yani PKK'nın işbirliği içerisinde olduğu PYD'den vazgeçmeyeceklerini açıklamışlardır. Bize bilmediğimiz bir harita özellikle kuzeyde bir tampon bölge oluşturma teklifiyle gelmişlerdir. Bu önemli tabii ki bu haritanın e, bulunuşu. Nasıl bir teklifle gelmiştir, üzerinde e, durmak e, gerekiyor. Tabii ki böyle bir teklifle gelmeleri, gelmeleri e, ve Türkiye'yi de ABD'nin e, stratejisine, politikasına uyumlu şekilde e, Türkiye'nin yanında yer almasını istemektedir. Tabii ki bu Türkiye'nin <laughs> Rusya ekseniyle, e, Çin, Rusya, İran, Sur e, ekseniyle e, ortaya koyduğu bir direnç hattını e, zayıflatma ve yıkma girişimi olarak da meseleye bakmamız gerekiyor. Bunu da amaç edinmişlerdi ve e, tabii ki e, Suriye'nin siyasi çözüm meseleleri gündemimizdedir. Bu konuda ABD'nin Rusya'nın ikili ilişkilerinin devam ettiğini kabul etmemiz e, gerekiyor. E, hangi noktada anlaşmışlardır? Bu konu bizim için e, önemli e, ve bu sebeple siyasi çözümde yani Cenevre'de masada Birleşmiş Milletler kontrolündeki gelişmelerde elini yeniden güçlendirebilmek için yeni yaklaşımlar içerisindedir. Ama esas hedefinden, gayesinden geri adım atmadığını görmemiz gerekiyor ki gelişmeler de bize bunu gösteriyor. Şimdi esas hedef noktasında daha geniş haritaya bakacağız ama İran, Amerika'nın hedefinde olan e, İran. İran'ı konuşuyoruz. Dolayısıyla burada yine Bolton'un İsrail ziyareti sırasında Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle ilgili açıklaması adeta e, Suriye'deki Kürtleri Türkler Türkiye'den korumalıyız e, imasında bulunan açıklamaları vardı ama e, Türkiye'den de e, sayın İbrahim Kalın gene yanıt verdi buna PKK, PYD ya da YPG başka e, Suriye'de yaşayan Kürt ler Başka şeklinde bir yanıt geldi. Dolayısıyla bu noktayı nasıl aşacak Türkiye? Ben aslında en önemli sorunun bu noktada bu olduğunu düşünüyorum. Esasında bu noktayı aşmak çok önemli tabii ki. Ama Türkiye'nin bir açması da bu nokta. Bu açabilmesi için Suriye rejimiyle Türkiye'nin ilişkilerinin doğrudan Olması. irtibatlı olması lazım ve Türkiye Rusya İran kanalıyla e, Suriye ile ilişki kurmaktan uzaklaşması gerekiyor. Tabii ki bugün e, Esad'ı şöyle veya böyle değerlendirebilirsiniz ama Esad şu anda Suriye rejiminde başkandır e, ve konumunu güçlendirmiştir e, ve bu konumunun korunmasında güvenliğinde Rusya geri, geri adım atmak istememektedir. Atmayacağını da göstermektedir. O bakımdan e, Türkiye burada bir önemli sorunla karşı karşıyadır. Şey ABD pazarlığında ABD Türkiye'nin Rusya'dan uzaklaşmasını istemekte ve e, yeniden e, gerek siyasi alanda gerekse askeri alanda e, Türkiye'yi bir vekalet gücü gibi eskilerden olduğu gibi kullanmak istemektedir. E, Türkiye ise tecrübesi vardır. Çok büyük zararlar görmüştür ve böyle bir adım atmayacağını ifade etmektedir temennimizle. Odur o bakımdan ABD Türkiye ilişkileriyle ABD Rusya İran Irak ve Çin ilişkileri dengesi çok önemlidir. Özellikle ABD'nin bölgesel, küresel hedefleri karşısında bu dengeyi Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrası olduğu gibi ancak barışçı politikalarıyla denge politikalarıyla ve kendi milli iradesini millete dayayarak millet meclisinde en geniş bir iradeyi oluşturarak millet desteğinde ve barışçı politikalara sapmadan gerçekleştirmek gibi tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya. Evet. Şimdi sanıyorum bu Kürt PKK PYD sorununu açmakta Türkiye'nin en büyük açmazı, Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki bu sorunu açmakta en büyük açmazı sanıyorum. Doğrudan Suriye yönetimiyle yani Esad'la görüşmemek. Şimdi büyük bir açmaz. Evet, Tabii büyük ki bir büyük açmaz. bir açmaz. Esasında şunu kabul yani etmek lazım. kolaylaştırabilir. Şunu aslında. kabul etmek lazım. Gerek Irak'taki Kürtler, gerek Suriye'deki Kürtler, İran'daki Kürtler, bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız, onların özgürlüğü ve barış içinde yaşamaları, onların ekonomik gelişmeleri, bölgedeki diğer tüm kimliklerin, farklı inanç sahiplerinde olduğu gibi Türkiye'nin amacı olması gerekir. Ancak e, tabii ki Türkiye maalesef Kürt sorununu sahip olduğu Kürt sorununu evet bugün yok diyorlar. Bugün e, iktidar e, kanadı e, bu sorunun olmadığını ifade ediyor. E, ama cumhuriyetin kuruluşundan itibaren hele 1984 PKK'nın silahlı mücadelesinin başladığı tarihten itibaren karşılaştığımız, yaşadığımız sorunlar ve bugün de bu meselenin ulusal sorun olmaktan çıkıp bölgesel ve küresel sorun haline geldiği bir ortamda dar milliyetçi yaklaşımlarla çözülmesi mümkün değil. Sorunu reddederek de mümkün değil. Ve bunu Reel politikanın, gelişmelerin gerçek e, görünümü içerisinde e, değerlendirerek çö demokratik çözümler aramak zorundayız. Bunu ifade ederken tabii ki özellikle PKK'nın ve ve işbirliği yaptığı örgütlerin, Suriye'deki YPG'nin ve e, türevlerinin e, emperyalizme, ile işbirliği şartlarını onların da çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ve böylesine emperyalizmin bir e, e, aracı olarak e, bölgede savaşları tırmandıran, emperyalist emelleri e, bölgeye yaymaya ve yerleştirmeye e, çalışan bir e, yapıyı özellikle Kürtlerin, Kürt halklarının e, doğru bir şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Bir barış için bölgede yeni bir istikrar için ancak barışçı politikalarla ve emperyalizm gerçeğini yeniden değerlendirerek meselelere bakması gerekiyor. Bizim iktidarımızın da ve Türkiye siyasetlerinin de meseleyi göz ardı etmeden halının altına senelerdir olduğu gibi, yıllardır olduğu gibi ve Türkiye'ye büyük kayıplar verdiren bir olayı yeniden halının altına süpürmeden hele seçim sürecinde iç politika malzemesi yaparak ve hamaset ifadeleriyle, kelimeleriyle yeniden meseleye baktığımızda işte Bolton gibi tiplerin takir edici kelimeleriyle Cümleleriyle karşı karşıya evet. kalıyoruz ve bizim de cevabımız sadece söz ve kelime oluyor. Başka evet, bir şey olmuyor. Evet. Şimdi e, Sayın Öneş, e, Türkiye e, nasıl hareket etmelidir, ne yapabilir, e, eli ne kadar geniş ona geleceğim ama İsrail'i konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz saatte Sayın Uğur Dündar'la da konuştuk bu konuyu. İsrail bu e, konuştuğumuz konunun neresinde e, ve nasıl bir harita oluşturulmak isteniyor? Şimdi İsrail bir defa... Tabii e, Amerikan heyetinin, <laughs> Bolton'un İsrail ziyaretini, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın İsrail'de e, temaslarını da e, hatırlatmakta fayda var. Yani ABD'nin, e, ABD emperyalist gücünün, e, küresel finans gücünün, siyasi, e, askeri, e, ekonomik, e, kültürel hegemonyasının bölgedeki Temsilcisi, işbirlikçisi ve e, İsrail e, bu gücün, e, İsrail'in güvenliği e, bu gücün e, himayesinde e, olmaya devam edecek. Bu rehel bir gerçek. E, o zaman e, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve Türkiye zaten tüm politikalarında, barışçılı e, politikalarında da e, İsrail gerçeğini, kabul etmiştir. Ama İsrail'in bölgedeki e, niyetlerini e, dikkate e, alarak, özellikle Filistin sorununda sergilediği tutumu e, ve İsrail-Arap ilişkilerindeki e, meseleleri e, dikkate ara, e, alarak denge politikaları güttüğü dönemlerde Türkiye lehine ve bölge barışı lehine neticeler alabileceğini göstermiştir. O bakımdan şimdi böyle bir karmaşa içerisinde ve kaotik ortam içerisinde İsrail dikkat ederseniz fazla sesi çıkmadan, evet. fazla sesi çıkmadan e, mevcut politikalarını devam ettiriyor. Amerikan İsrail ilişkileri zaten koparılması mümkün değil, devam ettirilecek e, ilişkilerdir. E, onun için. Ee, bu e, gücün e, karşısında Türkiye'nin her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgesel konu ülk, bölge ülkeleriyle Arap İslam ülkeleriyle bölgedeki tüm etnik güçler e, inanç e, vasatlarıyla güçleriyle e, bir taraf olmadan taraf olmadan Türkiye'nin demokratik e, gelişimini e, geliştirici e, yenileyici e, ve bölgesel e, barışta bir denge, denge unsuru e, bir e, aracı temsilci olma gibi görevi üstlenme dışında e, savaş e, çığlıkları içerisinde emperyalizme hizmet etmememini etmemenin. E, şartlarını yaratmak zorundadır. Evet. Bunu ifade edebiliriz. Ee, buradan yola çıkarak e, aslında Suriye'deki iç çatışma, ta Arap Baharı'na da dönmek gerekirse daha da eskiye dönmek gerekirse nasıl bir harita planlanıyor Sayın Öneş? Nedir? Yani Türkiye'nin buradaki yeri ne olacak? Nasıl Zaten bir harita? Zaten o meselenin küresel boyutunu e, ifade ettiğiniz zaman e, birinci ikinci dünya savaşı sonuçları bölgede yeni işte şeylerin sınırların çözülmesi meselesini zaten biliyoruz o şekilde ama özellikle Sovyetler Birliği'nin devrilmesinden sonra başlayan Amerika'nın başat güç olarak tek süper güç olarak sahneye girmesi ve o güçle bugünleri şekillendirmeye çalışması ve 1990'lı 91'li yıllardaki Körfez Savaşı sonra devam eden Irak'ın işgali meselesi ve orada yeni sınırlar derken işte Irak'ı parçalamak istedi ve bir e, Kürdistan bölgesel yönetimine yani muhtariyet denilebilecek hmm. seviyede e, bir e, federal e, yapının oluşmasını sağladı. Hukuki meşruiyet sağladı ve tabii ki e, daha sonra Türkiye bu Kürdistan Bölgesel Yönetimi ilişkileri, Irak ilişkileri, çok inişli çıkışlı ilişkiler. Ama sonra ifade ettiğiniz 2011 Arap Baharı'nın gelişi ve bu tabii ki toplumsal bir demokratik arayışı da gösteriyordu. Ama bu arayışlardan ziyade Orta Doğu'ya yeniden şekil verme emperyalizmin aracıydı ve yeni sınırlar Suriye'nin bölünmesi, belki sonra Irak'ın bölünmesi e, İsrail Filistin sorununda İsrail'in lehine Filistin'i ortadan kaldıran veya bir devlet olmasına engelleyen bir gelişmenin ortaya çıkması İran'ın kuşatılması ve bu kuşatmayla birlikte Sovyetlerin de kuşatılması zaten daha gerilere gittiğimizde bir e, e, Türk-İslam sentezi evet. içerisinde Rusya'nın kuşatılması meselesinin ta günümüze kadar gelmesi ve bugün de ortadan kalkmış değildir bu niyet. Gene Amerika, Orta Doğu'daki bu şekillendirmelerle gene Suriye'nin parçalanmasını istemektedir. Ve o bakımdan belki ben merak ediyorum, bugün getirdiği harita, incelenen harita nasıl bir yapı? Oluşturmak istemektedir. Ee, Suriye'ye girecek her yabancı güç, bu Türkiye'de olabilir, Amerika ve diğer Arap güçleri, her yabancı güç Suriye toprakları içerisinde e, belki de bir e, İslamcı yeni yapının oluşturulmasını dahi gündeme alabilir. Öylesine bir yapı ve Arap Birliği'nin yeniden kurulması ve yeni bir Arap Natosu kurulması gibi arayışlar da bunun tabi sonuçları. O bakımdan Türkiye bugün tüm bu gelişmeleri çok hassasiyetle değerlendirmek zorundadır. Ancak bunları tüm değerlendirirken hep söylüyorum, ulusal meselemiz, kendi içimizdeki bütünlüğümüz ve demokratik standartlarımız. Çünkü Türkiye gibi... Cumhuriyetin kuruluşuyla hedef alınan aydınlanmacı, devrimci, halkçı bir yapının evet eksikliklerimiz olmuştur, noksanlarımız olmuştur. Ama Türkiye'yi çağdaşlaşmaya götüren, gelişime götüren bir çizgi temel politikadır. Kuruluş değerlerimiz, Cumhuriyet değerlerimiz. Bu eksiklikleri tamamlayarak biz. Ee, kendi rejimimizi, demokratik rejimimizi e, yeniden, yeniden e, cumhuriyetin değerleriyle e, evrensel değerlerin standartları içerisinde şekillendirme gibi bir görevimiz var. Bugün bu konuda çok büyük eksikliklerimiz var. Bunu tamamlamak durumundayız. Bunu ancak tamamlayarak dış politikada o da emperyalist olmayan sadece barışçı yaklaşımlarla bölgedeki, bölgedeki istikrara katkı sunmak için olması gereken şartları gerçekleştirme için gayret etmemiz gerekiyor. Bugün iktidara büyük sorumluluk düşüyor. Muhalefete büyük sorumluluk düşüyor ve topluma da büyük sorumluluk düşüyor. Evet. Özellikle demokratik değerlerimizi, insan hakları e, hedefinde şekillenen bir e, yapıyı en kısa zamanda yeniden kurma sürecinin başlatılması konusunda güçlü adımlar atılması gerekiyor. Evet. Peki e, Sayın Öneş daha net bir şekilde söylemek e, gerekirse az önce e, değerlendirme yaparken Türkiye aleyhinde oluşabilecek olasılıklardan söz ettiniz. E, bütün yani bunlar... Türkiye olasılıklar derken Suriye meselesini Amerika'nın bugün şekillendirmek istediği yeni Arap Ligi, Arap Ligi kurma, Arap ordusu kurma meselelerinde ve çekilirken Suriye'yi parçalayıcı adımlar atılması meselesinde Türkiye çok dikkat etmek durumunda ve Suriye'nin içine girerek nasıl çekileceğini, nasıl çekilmesi gerektiğini, Suriye'nin bütünlüğünün nasıl korunması gerektiğini Türkiye çok iyi değerlendirmek zorunda ve bunun içinde Amerika'nın emperyalist hedeflerini dengeleyecek Suriye, İran, Hı. Rusya Çin ilişkileri çok önemli. Bu eksenle Amerikan emperyalist hevesleri karşısında kuracağı denge Türkiye'nin dış politikasının temel hedefi olması gerekiyor. E, bütün bu olasılıklar karşısında Türkiye'nin bekası tehlike altına girebilir mi? Ben beka, Türkiye beka meselesi iç politika malzemesi ya yapılıyor. Türkiye'de iç politika malzemesi yapılıyor. Ama cumhuriyet hedeflerinden cumhuriyet sürecinin eksikliklerini görerek demok, eksik demokrasiyi tamamlama hedeflerinden uzaklaşılırsa ve Türkiye toplumu sosyal, siyasal, kültürel açıdan bölünürse ve hele hele İslamcı bir yaklaşımla e, bir yeni şekillenme arayışları eğer e, devamlılık kazanırsa beka sorunu o zaman gelir. Ben dış tehditlerden, dış tehditlerden, gelişmelerden bir beka sorunu görmüyorum. Dış tehditler karşısında Türkiye halkı her zaman direncini gösterir. Türkiye büyük bir ülke, potansiyeli güçlü bir ülke ancak dediğim gibi eğer cumhuriyet değerlerine gerçek demokrasiye tam demokrasiye uzaklaşma hedeflerinden uzaklaşma konusunun yarattığı bölünme ve kargaşa o zaman beka sorununu gündemimize sokar. Peki az önce gene değerlendirme yaparken biraz girdiniz ama daha ayrıntılı bir değerlendirme rica edeceğim. Şimdi Türkiye'nin atması gereken adımlar bu konuda eline kadar rahat ne kadar bağımsız karar verebilir Suriye konusunda. Şimdi ger gerçekçi olmamız gerekiyor evet. çünkü bu konularda e, kişisel e, çıkarlar, politik çıkarlar, e, milliyetçilik duyguları ben buna dar milliyetçilik duyguları Hamaset e, edebiyatı diyorum. Bu açıdan bakmamamız geliyor ve bakmak çok tehlikeli. Ee, o açıdan e, yani Türkiye Suriye'nin bütünlüğü konusunda toprak bütünlüğü konusunda siyasi bütünlüğü e, konusunda yardımcı olmak durumunda e, ve bu bütünlüğü sağlayıcı, e, şartları şartları atacağı adımlardan önce düşünmek durumunda. Yani Türkiye'nin e, politikası şekillenmesiyle gerekiyor. Türkiye Suriye'ye terör tehdidi e, sebebiyle girdi. Bunu en yetkilileri biz dahi çekileceğimizi ifade ediyor. Sadece terör tehdidiyle ilgili olduklarını ifade ediyorlar. E, ama bunun e, gerçekleşme durumu, e, ABD'nin emperyalist amaçları karşısında alabileceği şekiller meselesi kendi bünyesinde riskleri taşıyor. Yani biz Suriye'nin bölünmesine kendi irademizle, kendi terörizmle mücadele amaçlarımızla e, hizmet etmememiz gerekiyor. Önce yine ifade ediyorum, kendi ulusal bütünlüğümüz içinde, kendi demokratikleşme adımlarımızın gelişimi içinde ve yaşananlardan da e, ders alarak, özellikle kendi Kürt sorunumuzun da çözme e, adımlarını e, atarak, atarak meseleye yaklaşmamız, Suriye meselesine. Irak'taki muhtemel gelişmelere, hmm. ABD'nin İran'a yönelik e, muhtemel e, adımlarını dikkate alarak ancak bölge barışı ve bölge ülkeleriyle istikrarlı barışçı çalışmalar e, içerisinde e, meseleleri önceden değerlendirme, geleceği öngörme ve meselenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir irade oluşturmasını sağlayarak ve bir devlet politikası içerisinde iktidarın adımlar atarak biz önümüzdeki çok önemli riskleri, riskleri atlatabiliriz. Evet. Bunun devamında şunu da sormak istiyorum. Suriye'yi konuşuyoruz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya arasında büyük bir çekişme var. Bu konuyu değerlendirmişsiniz. Peki e, bu gelişmelere bağlı olarak, Türkiye'nin bundan sonraki atacağı adımlara da bağlı olarak Türkiye her iki ülkeyle de dost kalabilecek mi? Kalabilir. Nasıl olabilir? Biz Nasıl Kurtuluş olabilir? Savaşı'mızı da, Kurtuluş Savaşı'mız gibi Türkiye'nin ülkesiyle, milletiyle hayati çıkarlarını bu denge içerisinde ve özellikle Sovyetlerle ilişkileri geliştirerek bölge ülkeleriyle yeni ittifak anlaşmaları yaparak e, biz e, o badireden, e, o gerçekten ülke bütünlüğümüzü, toplumsal geleceğimizi e, tehdit eden olaydan kurtulduk ve kısa zamanda gerçekten büyüyen e, yeni bir ulusu ortaya çıkardık tarihi köklerimizle buluşan ama yepyeni çağdaş devrimci bir ulusu ülkeyi ortaya çıkardık. O bakımdan içinde bulunduğumuz şartlar öylesine devasa bir olay çerçevesinde değerlendirilemez ama içinde bulunduğumuz şartlar emperyalist güçlerin amaçları çerçevesinde yeniden şekillendirilmek istenen dünya ve bölgeler çerçevesinde Türkiye ye yeni riskleri davet ediyor Türkiye geçmişinden e, Cumhuriyetin deneyimlerinden felsefesinden ders alarak e, yaklaşımlarını yeniden e, millet iradesini arkasına alarak e, güçlü şekilde ortaya koyabilir. Umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öneş. Ee, Suriye konusu bu sıcak gelişmelere bağlı olarak gündemde olmaya devam edecek. Sonraki günlerde de evet, yine yorumlarınızı Sağ olun efendim bu akşam için. Ediyorum. Sevgili izleyiciler ana haberin sonuna geldik bu akşamda. Bizden sonra ayrıntılar programı Halk TV ekranlarında olacak sakın kaçırmayın. Yarın yine saat 18'de ana haberle buluşmak dileğiyle. Mutlu akşamlar.